Türkiye'de Haberdar diye bir siteniz vardı. Sonra YouTube kanalına dönüştü bu. Ama başka projeler var mı? Onu da duymak isterim açıkçası. Proje bitmez. Proje var. Proje zaten hayal etmezseniz olmaz. Hayaller var ve bu hayalleri gerçekleştirmek için de elimizden gelen gayreti bireysel olarak sarf ediyoruz. Haberdar devam ediyor. Haberdar sadece Türkiye'de server olarak kapatıldı. Daha doğrusu link olarak kapatıldı. Ben serverları yurt dışına taşıdım ve Haberdar'ı hiç kapatmadım. Ne yaptılarsa, ne kadar uğraştılarsa Haberdar hala devam ediyor. Haberdar'ın editörleri var. Beraber çalışıyoruz. Haberdar'ı da çıkarıyorum bir taraftan. YouTube kanalımda da yayınlar yapıyorum. Haberdar da devam ediyor. Haberdar projesiyle ilgili çok teşekkür ediyorum. Haberdar projesiyle ilgili Türkiye'deyken benim işte bazı yine ticaretle ilgili de bazı işlerim vardı. Kafam fena değildir ticaret konusunda. Haberdar'ı daha büyük bir platforma dönüştürme düşüncesindeydim. Yıllar önce. Bugün gazetesi olacaktı, televizyonu olacaktı Haberdar'ın. Daha büyük, daha kapasiteli bir medya platformuna dönüştürecektim. Olmadı o zaman. Fakat o plan, o proje kafamda şimdi daha da büyüdü. Daha başka bir şeye dönüştü. Onun altyapısını oluşturmaya çalışıyorum. O da büyük bir medya, dijital medya platformu kurmak gibi bir düşüncem var ileriki aşamalarda. Sadece şey değil, habercilik üzerine düşündüğüm bir şey değil bu. Dizi, film, belgesel artı habercilik, üç dilde, belki işte İngilizce, Arapça ve Türkçe, Arap dünyasına da hitap etsin diye belki haber olabilir, ama bütün bunların hiçbirinin merkezi de Türkiye ya da dili de Türkçe olacak bir proje değil. Merkezini Amerika'da ya da İngiltere'de düşündüğüm bir şey. Belki Netflix tarzı böyle büyük bir platform olacak ve hani angel yatırım dedikleri yatırımcılar var. O yatırımcılarla belki görüşeceğim. Var aklımda birkaç kişi. Bazılarıyla görüştüğüm de oldu. Sıcak da bakılıyor. Çok güzel. Nihayetinde bu bir şey değil. Yani böyle nasıl söyleyeyim? Aynı zamanda ticari bir boyutu var. İnsanlar bunu işte yatırım yaptıkları zaman yatırdıkları paranın karşılığını fazlasıyla alabilecekleri bir yatırım kalemi aynı zamanda. Dijital medya. Buna yönelik de işte kendimce bazı çalışmalar yapıyorum. Şu anda belki birkaç sene sonra hayata geçecek bu proje için kendimi bu projeye uygun yetiştirmeye çalışıyorum bu ara. Maşallah. Onun için de işte okula başladım falan, böyle gidiyorsun. Maşallah, çok güzel. Bu kadar işin gücün arasında eğitime de ağırlık veriyor olmanız takdire şayan bir çalışma. Bir de ticari kafanızın oluyor olmuş olması da güzel bir şey. Bize de yollayın diyeceğim. Bende hiç öyle bir şey yok. Ticari kafa olmasını çok isterdim açıkçası. Benim hiç öyle bir özelliğim yok açık. Size başarılar diliyorum bu konuda da. Yok, sağ olun. Teşekkür ederim.